ben muhafazalı. O Kayseri'den mi? Lisans olarak böyle bir şey yok. Şey vardı, Amerika'ya gidip Amerika'da çalışmak vardı. Şimdi buradan bu kadar anlayabiliyorsun. Ondan sonra bu sürtünmenin uçabildiği bir stall noktası vardır. Yani havada durma noktası vardır ve o zaman uçuş kabiliyetini kaybeder. İşin yürüdüğünü gösterebildiği açısından işleriniz için. Normalde yamaç barıştı. Ben Hava Kuvvetleri'nden emekli teknik asubay olarak görev yaptım. 20 yılı aşkın. İşte sportif olarak motor yamaç paraşütüyle uçmaya başladık. Kısa süre içerisinde onun motoru, motorlusu, motorlu uçmayla ilgili bilgilerimiz oldu. İnovasyon destek programı içerisinde insanoğlunun uçabildiği en basit, en hafif motorlu hava aracı olarak tanımlanır motorlu yamaç paraşütü. Bunu üretmek üzere gücümüz dahilinde bir proje olarak değerlendirmekteydik. Havacılığa konu. Bunun motoru da üretimi, tasarımı ve üretimi de bunun içindeydi. Tasarımdan üretime iki zamanlı, içten yanmalı piston motorlar çalışması bu. Bunlar aynı zamanda sportif havacılık kadar insansız hava araçlarında da kullanıldığını biliyorduk zaten. Etkinlikte Florida'da, Tampa'da motorumuzu uçurdular. Defalarca uçurdular. Akrobasi bile yaptılar. Çok memnun kalmışlardı. Teslim ettik. Soruyorlardı nelerin motoru, nereden geldi vesaire. Türkiye deyince anlam veremiyorlardı. Yani bizim de motorlarımızda ay yıldız işlidir. Yani şimdi oradaki o gördüklerinde çok şaşkınlıkları vardı. Onları izah etmek durumundaydık. Ediyorduk da. Güzeldi. Daha sonra teknik bir takım farklı taleplerle yine geldiler ama o süreç devam ediyor. Nasıl seyreder göreceğiz ama yani diğer ülkelerden aldıklarından çok daha öte talepleri de var. O süreç sürüyor. Döndükten sonra Pakistanlı bir savunma şirketi, tedarik şirketi bize irtibata geçti. Daha doğrusu hedef uçakla ilgili bir motor ihtiyaçları varmış. Oradaki firma sahibi, şirket sahibiyle birlikte geldiler, atölyemizi gördüler, bildiklerimizi anlattık, yani bildiklerimizle ilgili bir işbirliği önerdiler. O süreç kapsamında bizden bir motor talep etmişlerdi. Biz o motoru aslında iki kişi uçuyorduk, iki kişi 260 kilogram toplam ağırlığı olan bir motorlu trike'ı uçurabilen bir motordu, 38 beygir. Onu biz o uçağa dönüştürdük, bu hedef uçağa dönüştürdük. Bizler de Pakistan'a gittik. Bu konuyla ilgili daha doğrusu işbirliği neler yapabiliriz? Hem motorun oradaki kurulumunu sağlamak üzere, oradaki ekibi görmek üzere. Kamudan emekli olmuş veya iyi firmalardan, Bursa'dan emekli olmuş teknik bilgileri olan yalnız insanların kendi başlarına da bir şeyler üretebileceklerini göstermek açısından bir model olabileceğini düşünüyorum bu çalışmanın. 115 beygir bir hafif uçak motoruyla ilgili. Çalışma grubumuza verilmiş olan bir motorumuz var. Savunma Sanayi Başkanlığı aracılığıyla. O motor üzerinden yine benzer imalat yöntemiyle, tasarımla dolu malzemeden işleyerek statik parçalarını oluşturduğumuz 115 beygir motorumuzla ilgili ilk çalıştırmasını başlatma aşamasındayız. Yine küme işletmelerimizle birlikte yapıyoruz bunu biz. İnsansız kargo taşımak istiyoruz. Bununla ilgili daha önce basında da yer aldığı kanatlı katır diye son aşamalarına yaklaştık. Yine küme işletmelerimizle birlikte yapıyoruz bunu. İnşallah çok yakın bir zamanda ilk testleriyle onu havada göreceğiz. Bu bizi bayağı oldukça heyecanlandırıyor. 350 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilecek. Asker amaçlı da kullanabileceğiniz gibi yani doğal afetlerde kullanabilirsiniz. En büyük kırılmayı 2013'te BTSO'nun Uzay Havacılık Savunma Kümesi'ne girerek yaşadık. Bu bize ilişkilerle beraber geniş bir vizyon da kattı. Pek çok yurt dışı gezilerimiz oldu. Orada pozisyonumuzu daha iyi değerlendirdik. Bizim bu şansımız çok diri tuttu bizi.
Sizin Pakistan'a verdiğiniz hangisiydi? Bu muydu? Bunu burada bunu buraya yerleştirdik. Bu işlenmiş durumda. Bu patentli bir yani faydalı model verdik ama patent olarak tescillenmiş bir motor. Silindirleri bağımsız çalışıyor. Amerika'ya götürdüler. Amerika'ya gitti ve Amerika'da yayınlanmış olan kendi adına bir patenti var. Patent bu ne katabilir? Silindirleri operatör tarafından pilot. Burası mıydı abi? Yani bu aslında bu dişli kutusunun havalandırma tapası.